Selamünaleyküm. Kiradan dönen araçlar video serisi çok sevildi. Sürekli istiyorsunuz. Bir araç daha geldi. Onu çekeceğiz. Bu sefer öncesi ve sonrası yapacağız. Şimdi bu aracımız yaklaşık 3,5 aylık falan kiradaydı. Bizim tamponumuzda şöyle bir problem var. Bu daha önceden bir müşterimiz bunu altını çatlatmış, daha doğrusu kırmış. Oraya bir sacla civatalamıştı. Ben neyse tamam dedim. Şimdi müşterimizde muhtemelen tamponun altı sarkık olduğu için geri geriyken falan bir yere takmış olabilir. Orayı yırtılmış. Orayı tamir edeceğiz. Yine bir önceki müşterimizde şurası hasar almıştı. O bu müşterimizle alakalı değil. Bununla ilgili hani görüştük. Hani ödeyelim falan dediler ama daha bir daha ses soluk çıkmadı. Diğer yandan buralar çok uzun zamandan beri böyle. Şurası düşmüş. İşte bu araçlar arazide kullanıldığı için bunlar olabiliyor. Burası düşmüş, bu parçayı alacağız. Davlumbazın yarısı yok. Kırılmış. Buraya bir davlumbaz alacağız. İşte işin en kötü yanlarından biri, işte mazot pompası falan burada olduğu için suyla temas ediyor bunlar. Davlumbaz bu araçlarda çok önemli. Davlumbazın bir kısmı burada duruyor hala da. Bir davlumbaz alalım bunu. Şöyle dolaşırsak bu tarafın ki ne durumda? Buranın davlumbazı da yarısı kırılmış. Arka tamponu vurup kırmış arkadaşlar. Geldi, rapor yoktu. Onu karşılayalım dediler. Bir tane arka tampon alacağız. Onun dışında da başka bir şey yok. Bir jantları falan boyarız. Jantların durumları pek iyi değil. Bunları bir zımpara boya yaparız. İçine bakarsak. Şantiyeden gelen bir arabaya göre çok temiz. O kadar da temiz değilmiş. Evet. Burası biraz kötü. Temizlemeye çalışmışlar ama en azından biraz uğraşılmış. Koltuk tamir olacak. Oo. Evet. Bu da bayağı kötü durumda. Bunun temizliği çok zor olur. Çamur buraya yapışmış. Bagaj nasıl bakalım? Bagajın da bir temizlenmesi lazım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu Turtle Wax'ın ben bir trim yenileyicisini kullanmıştım. Hakikaten işe yarıyor. Hani o zaman demiştik bir işe yaramıyor falan demiştik de zamanla kendi kendine mi düzeldi diyeceğim ama bayağı temiz duruyor. Bura ne durumda? Burada berbat durumda. Bayağı çamur var. Ona da bir güzel bir yıkama yapılması lazım. Evet, burası temiz. Demek ki buraya pek fazla inen bilen olmadı. Bunu güzelce bir yıkatalım. Ondan sonra şu koltuk döşemesini hallettirelim. Tamponunu değiştirelim. Bir tane davlumbaz takalım. Şu öbür tarafın davlumbazına bakayım. Bu da kırılmış. Buranın davlumbazı. Bunların hepsini yeni taktırmıştım ya. Bu da kırılmış. Neyse bunu söyleyelim bakalım. Şimdilik bu kadar. Yaparken devam ederiz diyor. Bunu göstermeyi unuttum. Bu muhtemelen bu müşterimizde kırılmamış olabilir. Yani şöyle. Daha önceden herhalde bunun içi bozuktu. İçerisinde bir malzeme var. Sanıyorum ki düştü. Çünkü şey, ben verdiğimizde bunu hatırlamıyorum. Sağlam olup olmadığını. O yüzden bunu adama bir şey diyemeyiz. Bakalım, ha güzel oldu. Yarın daha koltuk döşemelerini yaptırıyoruz. Bugün tamponları taktıracağız. Ertesi günde kuaför. Şimdi döşemeci İrfan abinin yanına geldik. Koltuklarımızı sökeceğiz. 3 parçamızı değişti. 4 parçamızı değiştiriyoruz. Ayrıyetten koltuğun şurasında içinde kırıkları. Şöyle süngeri gitmiş. Burada bir telimeli bir şeyleri kırılmış. İrfan abim süngerleri tamir edip tellerinde tamiratını yapacak.
Koltuğun kasnağı çıkmış ya. Koltuk bitmiş de. Bitmiş abi. Bunlar şantiyede falan kullanıyor. İleri geri, ileri geri. Adam içinde hoplaya hoplaya koltuğun sırtı gitmiş. Abi. 5 senede de olur o kadar. Adam insanı abi, normal ya. Abicim kısa bir soru sorabilir miyim? Elin alışmış biliyorum ama jileti hiç öyle kaptırıyorsunuz mu döşemin diğer tarafına? Abi oluyor. Oluyor mu? Oluyor abi, oluyor. Yani öbür kumaş da kesebiliyorum bak. Arada kaynayabilir diyorsun. Ya olabilir o şekil yani. Hata bulamazsınız yani. Bu da boşa düşmüş abi. O da kırık da oraları. Evet, bütün telleri gitmiş. Şu tarafında bir tane tel yok. Şu uzun abi. Kırmızı saplı. Yo canım bak kutuya. Koymuş olmayın. Sanırım şöyle teller olacak. Bu tarafta. Ve yukarıda. Evet. Görmedim, soruyorum. Adam kafasını alamayın. Adam şartı tutuyor. Dur, Allah şunu kaçırıyor. Onun için soruyorum. Bir de ola. Ayağla, kaç gün yani. Görmüyor musun? Mümkün gelin diyor. Ayağla kaç gün. Bir şey söylemiyor. Beklemiyor. Bugün ne için? Thank you.
Bir gösterelim abi. Tabii
Şurası desenli bir kumaş ama ondan bulamayacağımız için mecburen siyah yaptık. Güzel olmuş abi. Ne değişti bizim? Şu değişti, şu değişti, şu yan değişti, değişti şura değişti ve burası değişti. Evet. 4 parça hesapladık ama 5 parça çıktı. Evet. Tamam abi, teşekkür ederim, sağ olasın. Abi borcumuz ne oluyor? Abi parça başı işte 300 lira. Tamam abi, teşekkür ederim abi. Evet, koltuğumuzun bitmiş hali bu şekilde. Oo, epey rahatlamış be. Güzel. Tamponu söküp takmaya 600 lira dediler. O yüzden kendimi söküp takmayı deneyeceğim. Bunun bedeli de 300 lira isteyeceğim. Birkaç tane civatası var. 27 numara bunları söküyor. Şöyle fitilleri açalım. Buraları falan da bir temizleriz. Stopları sökmemiz gerekiyor. Arkalarında şöyle plastik civata gibi bir şeyler var. Bunu sökmek basit. Stopların şu alt kısmı tamponun şurasıyla bağlantılı olduğu için stopları mecbur sökeceğiz. Bayağı da çamur olmuş her yer bunun ya. Şimdi ne kaldı? Şuraya bir civata atmışlar, onu alalım. Sonra tampon braketlerini çıkartacağız. Başka neresi var? Bunun sökülecek civatası. Sonra şunlar var. Alyanlar. Evet, tamponu alacağız. Söktük. Altından tutan bir şey mi var? Gelmiyor. Ha tamam. Şunlar var, evet. Alt civataları söktükten sonra tamponumuzu alıyoruz. Bayağı da kırılmış. Ne yapalım Fuatçım, biz de böyle ustalık öğreniyoruz. Bir tane de şurada arkada reflektör düşmüş. Onu da alalım. Yenisini takıyoruz, bitti gitti. 600 lira istiyorlar söküp takmaya. Ben de 300 lira söküp takıyorum. Varsa tampon hemen hallederim 2 dakikada. Olmazlar da takacağım. Evet, işte şu an gördüğünüz gibi tamponumuz takıldı. 600 TL. Olmazlar da değiştiriyoruz. Üstünde var mı? Üstünde de yoktur, getireyim. O zaman ben de farları takayım. Sen şu aldırları getirdim, şeyleri sıkalım. Tamam. Tamponun civatalarını taktık. Alt civataları bağladım. Şimdi şu reflektörleri takacağım. Tavlunmaz biraz uğraştırdı. Tırnakları yanlış gelmiş. Onları ip değiştirmem lazım. Şunu bir takayım da bu ne tarafın. Sanırım böyle buranın. Güzel, bu da oldu. Bugün aracın için temizliğini yapacağız. Ben dün yıkamacıya gitmiştim. Söyledim, dedim böyle böyle bir durum var. 200 lira dedi. Tamam dedim ama tanesine 200 lira diyor bunun. Yani 4 tanesi 800 lira. Bugün pazar, işim de olmadığı için bunu kendimiz yapacağız. Müşteri de 400 TL yazacağız. 800 TL olarak değil, 400 TL olarak yansıtacağız bunu.
tel fırçayla fırçalayıp süpürgeyle süpüreceğiz. Bu arada tampon takma fiyatı 750'ye çıkmış. Davlumbazın da tekini 100 liraya takıyorlar. 3 davlumbaz 300 lira istiyor. 750 bu 1050 lira. Sol tarafın davlumbazı tamamdır. Tamponun yenisini sipariş edeceğiz. Şurayı yine geçici olarak tamir ettik. Yenisi gelene kadar bunu bu şekilde kullanacağız. Şunun içine sokması zor ya. Sol davlumbazı tamam. Şimdi sadece için temizliği kaldı. Sonra da jantları boyayacağız. Bitti gitti. Arabayı şöyle biraz güneşe çıkarttım. İçerideki çamurun yani kurumasını bekleyeceğiz. Şu şekilde baktım olmuyor. Götüreceğim yıkamacıya. Hani bunu yıkattıracağız. Kurutabiliyorsa kurutacak. Bakalım. Temizlik işlemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir iki tur daha tel fırçayla geçersek düzeleceğini umuyorum. Şimdi bir de temiz bezle silelim koltukları. Elimizden geldiğince fırçaladık. Aslında bunları güzelce halı yıka makinesiyle temizlemek lazım da deterjanlı sıcak su falan. Baksana abi ne biçim koltuklardan şey çıkıyor ya. Bugün daha iyi anladım. Ben bu işin hamallığını yapıyorum. Vallahi bak. Ben bu işin hamallığını yapıyorum. Başka da bir şey değil. Yazın geniş bir zamanda aslında bunu komple koltukları söktürüp şu şöyle şeyi bağlıyorlar, titreşimli kumları mumları çıkarttırıp çektiriyorlar. O tarz bir şey yapmak lazım. Ya da güzelce vereceksin, taban halısını tertemizce yıkattıracaksın. Şeyi kaplatacaksın, muşambayı kaplatacaksın. Bir daha öyle vereceksin, kirayı uğraşmayacaksın. Zaten bunları satma zamanı geldi de hepsi 250 bine geldi. Şunu biraz daha açıklayalım. Süpürgeyle çekeriz. Evet, biraz yorucu. Zorlandık.
Pişman da olduk. Ama ne yapalım? Bir S14 kolay yürümüyor. Son hali aracımızın. Kapı döşemelerini de sildik. Daha doğrusu önce kapı döşemelerini silmiştik. En son tabanını temizledik. Şöyle gösterelim. Dediğim gibi 4-4'lük değil. Mesela şu bölgede halen daha biraz ıslaklık olduğu için çamur burada kurumamış ve belli oluyor. Koltukları sildik. Paspasları yıkayıp koyacağız. Bagajı çırpacağız. Arabayı bir de dışını yıkarız. Tamamdır. Bakalım bu kiradan geldiğinde nasıl gelecek. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.